Ben hemen vakit geçirmeden sözü Doçent Doktor Emine Top arkadaşımıza veriyorum. Anadolu Pars'ı ve Kemal Paşa'yı bize anlatacak. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Ve bu anlamlı toplantıda bulunduğum, davet edildiğim için de Hocam Engin Hocam'a ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Kemal Paşa ve Anadolu Pars'ı ilişkisini anlatmak için yola çıktığımız araştırmamızda bu hayvanın aslında insanoğlunun Anadolu'da bıraktığı en erken yaşam izlerinden beri tüm Anadolu coğrafyasında hep var olduğunu, besin zincirinin en üst seviyesinde, en tepesinde ki vahşi yırtıcılar arasında yer aldığını gördük. Dil bilimcilere göre Pars kelimesinin kökeni part, İrani dillerde büyük kedigiller için kullanılmış ve Türkçe'ye bars şeklinde geçmiş çok eski bir sözcüktür. Türk dünyasında kutsal kabul edilen hayvanlar arasında yer alan bars, güçlü, kuvvetli, asker tabiatlı kişi ismi, 12 hayvanlı Türk takvimi ve yıl adı olarak kullanılmıştır. Kelime daha sonra Anadolu Türkçesine pars şeklinde dönüşerek gelmiştir. Dünyada çok çeşit alanlara yayılmış büyük kedigiller ailesine mensup Pars'ın Anadolu'da yaşayan alt türüne Anadolu Pars'ı denmektedir. Hayvan biliminde ise ilk kez 1856 yılında Fransız zoolog Valenciennes tarafından tanımlanmıştır. Yalnız burada önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Hayvan biliminde tanımlanan ilk Pars, Kemal Paşa'da vurulan ve daha sonra İngiltere'ye götürülen bireydir. Bu tanımlamada şöyle demişler: Panthera pardus tulliana. Valenciennes'in tam tanımladığı Pars'ın aslında panter anlamına gelen Latince pantera kelimesiyle Yunanca pardus, ki bu da Yunanca'ya İranlı dil aktarımındadır. Kelimelerin tekrar kullanılmıştır. Tulliana ise Anadolu'nun bu endemik türüne yazılarında ilk kez yer veren Romalı yazar, devlet adamı Marcus Tullius Cicero'nun öne doğulu Tullius'tan gelir. Cicero, M.Ö. 50-51 yılları arasında Kilikya valisi olarak görev yaparken Romalı arkadaşı ondan Anadolu'dan panter göndermesini ve Roma'daki sirklerde, arenada gladyatör dövüşlerinde veya hayvan dövüşlerinde kullanmak istediğini söyler. Kendisi biraz tereddüt etse de sonuçta canlı olarak Anadolu'dan Parsları toparlar ve Roma'ya, arenaya gönderir. Aslında o kadar çok detayları var ki, mesela her yıl Roma'da bahar aylarında Tanrı Liber onuruna yapılan dövüşlerde yine Liber'in sembolü olan panterler ve büyük ihtimalle Anadolu Parsları arenada dövüştürülmüş olmalıdır. Bunları uzun uzun notlarında yazmayı istiyorum. Burada çok kısa olduğu için zamanı fazla konuşamıyorum. Burada sol tarafta bazılarına göre Roma döneminden itibaren kullanılan bir kapan tipi olduğu söylenen ve yakın zamanlara kadar Pars avında kullanılan kaplan kapanlarını görüyorsunuz. Anadolu'da besin zincirinin en tepesindeki bu vahşi yırtıcı, kedigiller ailesinin alt türleri arasında en irisi olarak kabul ediliyor. Kuyruğu dışında boyları yaklaşık 1-1,5 metre, uzun kuyrukları ile birlikte 2 metreye kadar ulaşıyor. Ağırlıkları da yine ortalama olarak 35-40 kilometre dişiler, 40-70 kilo ağırlıkta erkekler. Bununla birlikte 110-170 kiloya kadar ulaşan ağırlıklara sahip bireylerin bulunduğu tespit edilmiş. Geniş pençelerinde sivri ve keskin tırnakları, küçük kulakları, parlak kısa tüylü postları var. Post rengi, tüy uzunluğu yaşam alanına göre değişmekle birlikte parlak sarımsı kahverengiden koruyup sarımsı pas rengine kadar farklılık gösteriyor. Üstünde siyah benekler bulunuyor. Jaguar'dan farkı beneklerinin içinin boş olması. Bu hayvanların en belirgin özelliği ise
avına kilitlendikten sonra günler sürse bile yakalamak için peşini bırakmamalarıdır. Bu vahşi doğaları, etkileyici görünüşleri binlerce yıldır Pars'la birlikte yaşayan Anadolu toplumlarında korku, hayranlık uyandırmış, üzerlerine anlamlar yüklenerek ürettikleri eserlere hep işlemişlerdir. Erken dönemlerde tanrısal güç sembolü, saygınlık ve av öncesi ritüellerde totem olarak kullanılmıştır. Arkeolojik kazılardan elde edilen veriler, Pars'ın Neolitik çağdan beri tüm Anadolu coğrafyasında varlığını kanıtlıyor. En erken tapınım alanlarından Göbekli Tepe'de bulunan dikili taşlardaki hayvanların başta aslan olduğu düşünülse de son zamanlarda araştırmacıların hemfikir olduğu yerlisiz olmaları nedeniyle bunların büyük ihtimalle Anadolu'nun endemik türü olan Parslar, Anadolu Parsları yönündedir. Orta Anadolu'nun Neolitik İskan alanlarından Çatalhöyük'te ortaya çıkartılan figürünler ve resimlerin büyük bölümünde de Anadolu Parsı'nı görüyoruz. Bu dönemde muhtemelen Anadolu'nun en vahşi hayvanı olan Parslar, ana tanrıçanın tahtının iki yanında türünün en belirgin örnekleriyle burada görüldüğü gibi en belirgin anatomik yapılarıyla uzun kuyruklarını tanrıçanın omuzlarına dolamış şekilde yer alarak tanrıça sembolüyle bütünleşmişlerdir. Buluntular arasında antitetik yerleştirilmiş Parslar, Pars üzerine binmiş tanrı figüründe, kadın ve erkek heykelciklerinin üzerinde Pars postlarından yapılmış kıyafetlerle betimlenmeleri, kadim toplumda bu hayvanın nedenle saygı gördüğünü, tapınılan bir canlı olduğunu göstermektedir. Resimlerde ise av öncesi ritüellerde avcıların üzerine Pars postları giydikleri, bunun avın kutsanmasının yanında avcıların Pars'ın ruhuna bürünerek avlarını Pars çevikliğinde avlamalarına bir gönderme olduğu düşünülmektedir. Neolitik dönem Batı Anadolu'sunda Pars'ın yaşam izleri, özellikle bölgemizin erken yerleşimleri arasında sayılan Kemalpaşa Ulucak Höyü, İzmir Yeşilova Höyü ve Efesos'un erken iskan alanı Çukurcu Höyük'te net olarak saptanmıştır. Ulucak ve Çukurcu Höyük kazılarında Pars kemiği kalıntılarına rastlanmış, Yeşilova Höyü'nde ise üzerine Pars figürleri işlenmiş, günlük kullanım kapları ortaya çıkartılmıştır. Fotoğraf Zafer Hocam'dan. Buluntular Anadolu Parsı'nın Neolitik dönemden beri Nil Dağı'nda yaşayan bölgeye özgü türlerden biri olduğunun açık kanıtlarıdır. Tumuloslar yani Boz Dağları'nın batı uzantısı olan Nil Dağı, aynı zamanda Pars'ın beslenmesi için domuz, küçük memeliler, kuşlar ve şimdi artık nesli tükenmiş olan çengel boynuzlu dağ keçisi gibi birçok türü barındıran önemli bir doğal yaşam alanıdır. Tumulos Dağ silsilesinin hinterlandında yer alan iskan alanlarında yapılan kazılarda da M.Ö. 1. bin yıla ait arkeolojik buluntulara rastlanması, bu Pars popülasyonunun tüm Tumuloslar dağında yayıldığının bir göstergesidir. Akhisar kazılarında, Tiyatira kazılarında ele geçen M.Ö. 7 ve 6. yüzyıllara tarihlendirilen bir figürün, işte Sardis, Miletos, Efesos'ta aynı döneme tarihlendirilen mimari ve küçük objelere işlenmiş Pars tasvirleri, Pars'ın Batı Anadolu bölge toplumları tarafından da bilindiği, inanç dünyasında ve günlük hayatında önemli bir yer kapladığını göstermeye devam ediyor. Tumulos Dağları, şarabın mucidi Tanrı Dionysos kültünün merkezlerinden biridir. Mitolojiye göre Dionysos ikinci kez doğduğunda Zeus tarafından Nysa Dağları'nda bir mağarada saklanmak üzere Bilge Silenos ve Nimfelere emanet edilmişti. Doğada geyiklerin peşinden koşmayı seven bu tanrı bir gün bir mağarada işte iki tane aslan yavrusunu bulur, götürür, ondan sonra onları eğitir. Yalnız ilginç olan şudur, ağırlıklı olarak Anadolu'da Dionysos tasvirlerinde işlenen mitolojideki aslan ya da çizgili kaplan yani Tigris kaplanı değil, gördüğünüz gibi resimlerde Anadolu Parsı'dır. Tıpkı bir köpek gibi etrafında dolaştığını görüyoruz. Zeytma mozaiklerinde yine Dionysos'un yanındaki
kişilerden, işte onun yardımcılarından birinin üzerinde Pars postunun varlığını görüyorsunuz. Anadolu üretimli tanrı figürlerini konu alan resimlerde Pars figürünün yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz. Mesela burada Zeugma mozaiklerine gidiyoruz. Hani bu hayvanın Anadolu'nun her yerinde görüldüğü, bilindiği, kullanıldığı, hayranlık duyulduğu, hatta mesela Tanrı Zeus'un Avrupa'yı kaçırırken aslında boğa başlı bir deniz canavarı şeklinde tasvir edilirken Anadolu üretimli resimlerde birden Anadolu Parsı'nın beneklerine büründüğünü, kulaklarının tıpkı Pars gibi çizildiğini ya da diğer tarafta yine Galatya'nın giderken, tapınağa doğru giderken üzerine bindiği hayvanın yine Pars'tan öykünerek çizildiğini görüyoruz. Burada bir başka yine Pars'ın ikonografiye eklemlendiği sahneler Eroslardır. Eroslar aynı zamanda biliyorsunuz cinsellik, doğurganlık sembolüdür de. O yüzden kaplan postunu belki kadınlar çok seviyorlar. Ta kadim zamanlardan beri kaplan postu giyimli, desenli kıyafetleri seviyorlar. Erosların da temsillerde Parsları avlarken, Efesos'ta Pars'la birlikte dolaşırken hallerini görüyoruz. Yine üzerine tanrısallık vasfı atfedilen Pars'ın aynı zamanda savaşçı kahramanlar ve onları eğiten doğaüstü varlıklarda da konup edildiğini, konuya girdiğini görüyoruz. Mesela Homeros'un İlyadası'nda Alexandros, tanrı yüzlü, omuzlarında Pars postu giyimli, kıvrık yayı ve kılıcı ile tanımlanmaktadır. Edessa mozaiklerinde Akileos'un üzerine giydiği Pars postu, savaşçının en güçlüye hakim olmasının yanında savaşırken bu hayvanın ruhuna bürünerek tıpkı onun gibi vahşi çevik davranmasını imgeliyor olmalıdır. Aynı zamanda işte bir takım mitolojik varlıkların üstlerine yine öldürdükleri Pars postlarını geçirmeleri, savaşırken onları kullanmaları, bunlar önemlidir. Amazon kraliçeleri Urfa'da Edessa mozaiklerinde ortaya çıkmış en vahşi olanı avlamayı gösterir. Ama öte yandan baktığımızda Pars'ın tüm anatomik yapısıyla birlikte temsil edildiğini görüyoruz. Yani bizzat sanatçılar bu hayvanla o dönemde de Hitit döneminde de birlikte yaşıyorlar. Bir başka yine Pars'ın konu edildiği resim sanatı, daha doğrusu konu Orfeus'lardır. Orfeus öyküsünde kahraman bu kez yırtıcıya müziğinin gücüyle hükmetmektedir. Konunun işlendiği Anadolu üretimli tasvirlerde ağırlıklı olarak yırtıcı hayvanlar arasında doğrudan Anadolu Parsı'nın resmedildiğini görüyoruz yine. Geç antik çağa geldiğimizde Hristiyan Doğu Roma İmparatorluğu Anadolu coğrafyasında Pars figürünün saray, kilise ve sivil mimari dekorasyonda yer almaya devam etse de eski ve yeni ait metinlerine öykünerek üzerine farklı dini anlamlar yüklenmeye başlandığını görüyoruz. Ayaş'taki 6. yüzyıla tarihli bir kilisenin apsisi çiziminde işlenen Pars bunun bir örneğidir. Bir diğeri de aynı zamanda işte doğal yaşam sahnelerinde de görebiliyoruz. Büyük saray zemin mozaiklerinde Pars'ın avlandığı bir metin. Anadolu Pars'ının sivil mimari dekorasyonda uygulandığı en anıtsal örneklerden biri ise İzmir Müzesi tarafından yapılan kazılarla Kemalpaşa'da ortaya çıkartılan villada bulunmuştur. Burası etrafına bir takım yardımcı müştemilatlar inşa edilmiş, üretim ve ticari işlevli mekanları bulunan büyük bir çiftlik evidir. Gördüğünüz gibi duvarları kısmen günümüze ulaşsa da esas olan burada zemininde kullanılan mozaik desenlerdir. İşte tam da Pars'ı ana salonundaki ana panonun etrafını çevreleyen bordürün üzerinde görüyoruz.
dört yönde aslında aslanlar, kaplanlar, uzun iki yönde ise parslar, Anadolu parsları tüm anatomik detaylarıyla tasvir edilmişlerdir. Burada doğu bordürü görüyoruz. Burada batı bordürü görüyoruz. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz orası kazılırken İzmir Müzesi'nin danışmanlığını da yapmıştım. Ana salonda kullanılan teseraların yaklaşık olarak toplamını söyleyeyim. 1 milyon 900 bin tesera kullanılmış. O kadar ince işçilikli bir mozaikle karşılaşıyoruz. Doğu ve batı yönde kantaroslara yönelmiş iki figür, az önce de ifade ettiğim gibi 1970'li yıllara kadar özellikle bütün Anadolu'da görülen ama daha çok Batı Anadolu'da en son bireylerin kaldığı Anadolu parsından başka bir hayvan değildir. Vahşi yırtıcıların dediğimiz gibi gerçek detaylarıyla işlendiğini görüyoruz. Pagan Roma kültüründe bu tipteki doğa ve çevre betimleri Tanrı Dionysos'un evreniyle ilişkilendirilirken Roma İmparatorluk topraklarında yaşayan Yahudi ve Hristiyan cemaatinde anlam değiştirerek dinsel bir kimlik kazandığını söyleyebiliriz. Kemalpaşa Villa mozaiğinde de belli bir tema seçildiği barizdir. Kantarosların içinden çıkıp tüm alana yayılan asmanın sembolik anlamı hem eski hem de yeni ahitte Kudüs'ü ve Hazreti İsa'yı sembolize etmektedir. Mesela Yuhanna 15. ayette asmanın kutsallığı, ben gerçek bir asmayım, bende kalın ifadeleriyle İsa peygamber ve kutsal ruh ile ilişkilendirilmiştir. Öte yandan eski ahitte Yeşaya 11'de onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Pars'la oğlak birlikte yatacak, buzağı genç aslan ve besili sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk bilecek ayeti mozaik panodaki anlatıma gönderme gibidir. Eski ahitte birçok yerde zikredilen Pars'ın avdaki çeviklığı övülürken gücüne ve fiziksel görünüşüne mesellerle atıflar yapılmaktadır. Mesela Yeremya'da bu yüzden Pars kentlerinin önünde pusu kuracak, oradan çıkan herkes parçalanacak. Çünkü onlar Tanrı'nın buyruğunu dinlemediler. Ya da Pars nasıl beneklerini değiştiremezse kötü insanlar da asla yaptıklarını ya da işte karakterlerini değiştiremez gibi meseller bulunmaktadır. Ve öte yandan yaptığımız araştırmalarda çengel boynuzlu burada görüyoruz. Şurada. Çengel boynuzlu dağ keçilerinin de aslında Nif Dağı'nda yaşayan ve artık türün tükenmiş olan, nesli tükenmiş olan türlerden tıpkı Pars gibi olduğunu tespit ettik. Şimdi sadece Toroslar'da yaşıyor bu tür. Türk-İslam dönemine gelince Anadolu toplumu bu coğrafyada varlığını sürdüren Pars'la birlikte yaşamış. Tıpkı önceki kültürler gibi bu vahşi yırtıcıya hayranlık beslemiş, onu ile ilgili olsun ya da olmasın sanat eserlerinde Pars'ı resmetmişlerdir. Pars hükümdarlık, güç, alplik ve yiğitlik sembolü olmuştur. Şahbenek olarak adlandırılan benekli kürkleri hem giyilmiş hem de tekstil desenlerine ve günlük kullanım eşyalarına ilham kaynağı olmuştur. Savaşçı kahramanlar düşmanlarıyla veya doğaüstü yaratıklarla savaşırken Pars postuna bürünerek korkunç ve vahşi görünüşleriyle Pars'ın sahip olduğu niteliklere donanmışlardır. Kürklerini üzerinde taşımışlar, başlık çizme yapıp giymişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Parslar hem avlanılmış hem de eğitilerek avlarda yardımcı av hayvanı olarak kullanılmıştır. Hızlı gitmek adına biraz daha ilerliyorum. Burada sol taraftaki minyatürde aslında mesela Tuğrul Bey'in eğitimli Parsları olduğu, yüzden fazla eğitimli Parsı olduğu, sürek avlarına giderken onları altın tasmalarla bezediği anlatılır. Yine Nibolu Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt esir aldığı beyzadelere bir av gösterisi yaparken yanında Parsları götürdüğü söylenir. Bu minyatürlerde
soldakinde eğitimli Parsi görüyoruz. Burada da Yıldırım Bayezid'in avını görüyoruz Parsi avlarken. Üzerine bir yandan avken bir yandan avcı olabiliyor bu hayvanlar. Yine Yavuz Sultan Selim'in Kadir hükümdarlığına yaptığı sefer sırasında Pars avına çıktığını görüyoruz. Bu minyatürlerle kayıtlanmış. Ama burada başka bir dikkat çeken şey var. Tıpkı kadim zamanlardaki gibi hani onun donuna donanmak ya da onun giysilerini giymek, tıpkı onun gibi vahşi ve yırtıcı olmak. Yavuz'un da üzerinde ya Pars şah benekleriyle süslü bir kıyafeti ya da doğrudan Pars postu var. Bunu söyleyebiliriz. Burada Süleyman'ın name minyatürlerinde Kanuni Sultan Süleyman ve şehzadesiyle birlikte yaptığı avlarda Parsların diğer tazılarla birlikte avın etrafını çevirdiğini görüyoruz. Hocam süremize doldu. Tamam. Hemen toparlıyorum hocam. Burada Osmanlı'da deliler, serden geçtiler denen askerler vardır. Onlar da yaklaşık 33 taburmuş. Hani hepsi böyle Pars postuna bürünerek savaşa giderlermiş. Ve çoğu bu alp yiğitlerin minyatürlere konu olduklarını görüyoruz. Korkutucu, dehşet verici görünüşleri pek çok yabancı seyyaha da konu olmuş. Hatta bazılarının doğrudan isimleriyle minyatürlere kayıtlandığını görüyoruz. Yetmedi, kıyafetlerini giydikleri gibi atlarının üzerini de Pars postlarıyla bezerlermiş. Aynı zamanda çeşitli gösterilerde, mesela Sultanahmet Meydanı'nda yapılan şenliklerde yine delilerin, serden geçtilerin tam tekmil olarak üzerlerinde kıyafetleriyle gösterildiğini görüyoruz. İslami inançta ise mesela Kısasül Enbiya'da aslında minyatür ustalarının bu işte Nuh peygamberin giyinisini alması gereken, yani türünün yok olmaması gereken hayvanlar arasında Pars'ı koyması ya da Yunus peygamberin hiç alakası olmayan arkada mesela Pars'ı yerleştirilmesi, Yunus'un karnından, Yunus peygamberin balığın karnından çıkarken resmedildiği, Falname'de ünlü Lokman hekimin bir Pars'ın üzerine binmesi, tıpkı Dionysos gibi ya da tıpkı Hitit tanrılarının bindiği gibi, şahnamelerde doğaüstü varlıklarla savaşırken kahramanların Pars postuna bürünerek korundukları gibi, Anadolu Pars'ının her cihetçe çok fazla hani sevilerek uygulandığını görüyoruz. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde halk arasında kaplan, leopar, canavar, benekli isimleriyle tanımlanmış. Nüfusun artması, kent yerleşimlerinin genişlemesi bu canlının doğal yaşam alanlarının daralmasına sebep olmuş. Bu nedenle Parsların yerleşim alanlarına indiği, zaman zaman da insanlarla karşılaşarak yaralanmalarına sebep olduğunu görüyoruz. Gazete manşetlerine yansımıştır bunlar. Ve bu karşılaşmalardan biri 1970'li yılların başında Kemalpaşa Kızılösmür köyünde yaşanmış. Köy çobanı Süleyman Burgu köyden çok uzakta olmayan bir noktada koyunlarını otlatırken arkadan Pars saldırıyor ve korkuyla işte elindeki silah patlayınca biraz yaralanarak kurtuluyor. Yukarıda kendisiyle konuşmak için gittik Kızılözüm köyüne. Yukarıda resmi var, ölmüş, Allah rahmet eylesin. Bir diğer yine Pars öyküsü Kemal Paşa'dan Doktor Refik Baycan'ın hikayesindedir. Aynı zamanda bu kişinin adı, Doktor Bey'in adı Kemal Paşa'da bir caddeye verilmiş. Ben bir şekilde torunundan fotoğrafına ulaştım. Hazım Çavuş isimli birisi Pars saldırısına uğruyor Nif Dağı'nda. Aşağıya iniyor, geliyor, Doktor Bey buluyor. Neredeyse kolu kopmak üzere, kopan yerinden kesiver diyor. Doktor herhangi bir hani uyuşturucusu olmadığını söylese de ısrar ediyor. O şekilde kolunu kesiyor. Hazım Çavuş'un kendi gömleğiyle bağlayıp çekip gittiğinden bahsediyorlar. Böyle isim hikayelerde Kemal Paşa'da var. İnsan ve Pars arasında zaman zaman av ve avcı rolleri değişse de
Cumhuriyet dönemi toplumu tıpkı öncekiler gibi bu toprakların kadim sakinlerine karşı duyduğu hayranlığı daima korudu. Bunun en güzel örneklerinden biri Kemalpaşa merkezdeki Cumhuriyet Anıtı Çeşmesi'dir. 1933 yılında İzmir Valisi Kazım Dırık tarafından Cumhuriyet'in 10. yıl anısına yaptırılan Anıt Çeşmesi'nin mermerden göbek lülesinin süslemesinde gördüğünüz gibi Anadolu Parsları seçilmiştir. 2002 Dünya Çevre Günü anısına basılan yırtıcı hayvanlar arasında Anadolu Parsı yer almış. Yine pullarımız basılmış. 52 yılında Samsun Dağı'nda yakalanıp Ankara Hayvanat Bahçesi'ne götürülen ama şimdilerde Diyarbakır 181. Anajet üstünde onun sembolü olan Pars pilosunun sembolü olan Pars'ı görüyorsunuz. Zoza 1946 yılında çekilmiş bir Pars. Gene İzmir çevresinden yakalanmış. Nasıl öldüğü ya da sonradan tahmin edilip edilmediği bilinmiyor ama şu görmüş olduğunuz fotoğraf Pars'ın canlı olarak çekilmiş iki fotoğrafından biri olarak biliniyordu. Fakat Milli Park Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarla 2021 yılında video kapanlara yakalanan 4 birey tespit edildi. Ve 2022 yılında Pars'ın Anadolu'da neslinin tükenmediği resmen duyuruldu. Ben özellikle ilk paragraflarda söylerken size dedim ki 12 hayvanlı Türk takviminde yıl adı olarak kullanılmıştır. Ne ilginçtir ki bu yıl yani resmi olarak deklare edildiği yıl Pars yılıdır. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocamıza.